Arkadaşlar maç başlayana kadar Nono açıklama kısmındaki linkte canlı yayındayız. Video bittikten sonra sizi hemen oraya bekliyorum. Orada dediğim gibi canlı yayındayız. Haberiniz olsun. Hepinizi bekliyorum. Orada çok eğleniyoruz. Hemen gelin maç başlayınca zaten oraya hep birlikte geçeriz. Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar FIFA Mobil 19'da Türkiye vs Fransa maçını Uyarlayacağız bayağı bir coin sağlayacağım arkadaşlar bu videoya ama bu videoları sevdiğinizi bana göstermek için lütfen bu videoya bir like butonuna basın ve yeniliyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videonun sonunda bir de tahmin yapmış olacağız arkadaşlar zaten ve yorumlara da sizlerden tahminlerinizi tam gaz bekliyorum ve videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlarınızla bakalım. Gerçekten bayağı bir coin sağlayacağız tam çok güzel bir karo kuracağız. Bakalım başımıza Karo'da neler gelecek, gelecek arkadaşlar hep birlikte göreceğiz. Şimdi Karo'yu baştan bir kurmaya başlayalım bakalım nasıl bir Karo'muz olacak. Hemen arkadaşlar ilk olarak kaleciden başlayalım. Kalecimiz Türk olacak. Kalecimiz Türk olacak. Bu sezonunda da bence Süper Lig'deki en iyi kalesi Mert. Hemen şöyle bir 25.360 coin ise bunu alalım çok da bakmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar Stopper'e Varan. Ve Varan'da arkadaşlar 569 bine karşımıza çıkıyor gerçekten güzel bir fiyatla. 566 bine de var. Ben hemen 567 bin yazacağım. Ve bakalım arkadaşlar 567 binden daha ucuza varan bulabilecek miyiz? Bulduk. 564 bine var. Hemen varanı da aldık arkadaşlar. Ve şimdi sırada 87'lik Umtiti var. Umtiti. 1 milyon 700 binin altına bir fiyatı alamayacağız. Bu beni çok üzüyor. Ama arkadaşlar Team of the Year Umtiti'yi de sizler için alıyorum. Ve arkadaşlar iki stoperi Fransız yaptık. Ama bekleyin. Sağ kim arkadaşlar? Sağ kim? Son iki oyuncuyu bu arada özel olarak bekleteceğim. Haberiniz olsun. E, zaten e, görmüşsünüzdür, tahmin de ediyorsunuzdur. Ama son iki oyuncuyu, birbiriyle en güzel kapışacak iki oyuncuyu bekletiyorum arkadaşlar. Merak etmeyin o çok güzel olacak. Gökhan Gönül gerçekten muazzam bir kartı var. Hemen 851.000 coin de onu alıyoruz. Ve arkadaşlar şimdi sol beke geçmeyeceğim. Orta sahaya geçeceğim. Orta sahaya ilk olarak Emre Belözoğlu. Emre Belözoğlu gerçekten sevdiğim bir oyuncu. Futbolunu çok beğeniyorum. Emre Belözoğlu'nu sizlerle birlikte alacağız. Evet varmış 70 bin coin ise Emre Belözoğlu'yu da aldığımıza göre benim dünyada en sevdiğim futbolcu biliyorsunuz arkadaşlar kim artık tahmin etmişsinizdir bu kadar yazmamdan Kante. Kante'yi hemen alalım sizlerle birlikte. Aa, aa çıkmıyor. Baya fazla. 1 milyon 950 bin yazalım o zaman artık çıksan güzel olacak kardeşim. Evet 1 milyon 852 bine var. 1 milyon 852 bine de Engolo Kanti'yi almış bulunuyoruz arkadaşlar ve şimdi sırada Pogba var. Evet Pogba MOO mevkisinde oynayacak Pogba arkadaşlar. Dizilişimiz 4-3-3 atak olduğu için Pogba da burada oynuyor ve Pogba'nın fiyatı ise 2 milyon 518 bine de Team of the Year Pogba'yı aldık arkadaşlar ve şimdi sırada Santrafor Griezmann var. Santrafor Griezmann 85 ratinglik Santrafor Griezmann. Bence daha ucuzu da çıkacak. Evet çıkacağını söylemiştim. 1 e Gördüğünüz gibi Griezmann'ı da aldık arkadaşlar. Ve şimdi sıradaki isim sol kanat. Çünkü sağ kanatla sol bek birbiriyle kapışacağı için arkadaşlar. ilk olarak sol kanat Hakan'ı alıyoruz arkadaşlar. Türkiye'den Hakan Çalhanoğlu en sevdiğim adam diyebilirim. Yani gerçekten... Yani en sevdiğim adam demeyelim. Hani öyle bir şey yok ama gerçekten çok seviyorum Hakan Çalhanoğlu'yu. 330 bin e kadar düşmüş yani fiyatı. Onu da görmüş olduk arkadaşlar. Ve şimdi sıradaki isim arkadaşlar. Mbappe. Mbappe. Mbappe yazalım. Umarım çıkar Mbappe bu arada. Çıkarsa gerçekten güzel olacak. Direkt bulabilirsek. Arkadaşlar ben sol bek ve sağ kanat yapıyorum. İkisinde şey zaten aynı. Ee, Mbappe'nin de fiyatı ne kadarmış? 1.7 milyon civarı gözüküyor ama bakalım. Evet 1 milyon 750 bin e gördüm. 1 milyon bin en ucuz. 1 milyon bin. Güzel. Mbappe'yi de aldık. Ve arkadaşlar şimdi sırada kadronun en pahalı oyuncusu. En pahalı oyuncusu Hasan Ali Kaldırım. 85'lik sezonun takımı kartıyla Hasan Ali Kaldırım. Bum abi bum. 4 milyon 162 bin coins. Muazzam muazzam. Hasan Ali'yi de alıyoruz arkadaşlar. İşte böyle alınır Hasan Ali'ye. Hasan Ali de geldi takıma. Şimdi arkadaşlar hemen takımımızı kuracağız bakalım nasıl bir takım olacak hep birlikte göreceğiz Türkiye VC Fransa hemen şöyle Santrafor ile başlıyoruz hemen şöyle abicim Türkiye kadromuzun Santrafor'una 88'lik Griezmann'ı koyduk ve yavaştan başlıyoruz dediğim gibi sol kanatı koyacağım sol kanat Hakan Çalanoğlu'nun bende bu kartı varmış güzel yükselmiş hali varmış evet çok iyi oldu bu arkadaşlar bu süper oldu bu arada ama şimdi Mert Günoğlu yükselteceğiz sizlerle birlikte yükseltiriz arkadaşlar sıkıntı yok. En az 85 yapmak istiyorum ama belki yapamayız arkadaşlar. Onda bakarız arkadaşlar. Kante'yi koyuyorum. Sonrasında Pogba ve Emre Bel Özoğlu gelecek. Pogba gel buraya abicim. Belki 100 kimya olur bu arada. Umarım olur. Çünkü ülkeler de aynı. Ligler de aynı oluyor genelde. Bakalım. Umarım abi olabilir. Olursa güzel olur. Şöyle bir bak mesela bunları burayla birleştirelim. Evet böyle daha iyi oldu arkadaşlar. Çünkü sol bekte de Hasan Ali olacağı için gerçekten güzel olacak. Şimdi buraya Gökhan Gönül'ü koyacağız tabii ki. Gerçekten çok kaliteli bir oyuncu Gökhan Gönül'de. Ve sağ stoper arkadaşlar tabii ki de kim geliyor? Ümtiti'ye. Sol stopere Varan gelecek. Hemen Varan da gelsin abi şöyle. Varan 1. Varan nerede abi? Varan neredesin kardeş? Evet burada gördük. Varan'ı da kadromuza koyduk arkadaşlar. Ve şimdi... Sırada kim var? Sırada Hasan Ali Kaldırım var arkadaşlar. Hasan Ali Kaldırım'ı da koyuyoruz. Ve şimdi arkadaşlar hemen kadromuzdaki yükseltmelere başlamadan önce Hasan Ali Kaldırım'ın rakibi Mbappe'yi de kadromuza koyuyoruz. Ve şimdi sırada arkadaşlar yükseltmeler var. E, kimleri yükselteceğiz? Tabii ki 85'in altında oyuncu olmamasını istediğimden dolayı önce bir şunu yükselteyim diyeceğim ama bu fazla yükseliyor arkadaşlar bu şekilde. O yüzden şöyle bir 84 oldu bu şekilde. Arkadaşlar bakın bu videoyu çok harcama yapıyorum. Sizlerden de sadece bir like bekliyorum. Bir like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Çok sevinirsiniz beni. Bütün boostları bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle 800 2000 coins'imi verdim. Ve Mert Günoğlu 85 rating yaptım. Gördüğünüz gibi hak ettiği reytingi buldu. Şimdi Gökhan Gönül de sıra. Gökhan Gönül gel buraya oğlum. Hemen senin de bir 85 rating yapmaya çalışacağım ama yapamazsam da kızmazsan sevinirim. Ee, arkadaşlar bakalım şöyle yani 84 yapsak yeterli bence 84 yapsak değil mi yeterli arkadaşlar size de yeterli mi bence yeterli bence 84 yapsak çok da e, sıkıntı olmaz 84 rating bir coin ise yükseltmiş olduk arkadaşlar Gökhan Gönül 85 oldu. oha 85 oldu zaten tamam güzel Gökhan Gönül 85 oldu şimdi Emre Belözoğlu'yu da yükselttiğimiz zaman bakalım abi kimya 120'ye yaklaşacak mı? Yusuf Yazıcı'yı basmak istemiyorum aslında da Basmak gerekecek galiba Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba falan Burada bir sürü boost var Bunları herhalde basmam gerekecek Çünkü bunu basarsam bayağı 90 reytinge yükseliyor abi O kadar da değil abartmayalım 5 reyting oldu şu anda yükseldiği miktar 6 reyting oldu Şimdi arkadaşlar şöyle 5000, 10000, 25000 Ve basalım Bu da 84 reyting olacak arkadaşlar 77 artı 7, 84 olacak ee, Abi aynen 84 reyting yeter Buna da yeter 84 reyting Evet Emre böyle solda 84 rating oldu ve baya bir harcama zaten yaptık. 97 rating 77 kimyalık bir takımımız var şu an 96-81 oldu dur böyle olmadı abi. Bunları değiştirebiliriz bir tek bakalım bu değiştirecek mi bir şey. 97 rating 78 kimya bence çok güzel bir takım oldu arkadaşlar. Bey ile Hasan Ali'ye bakalım nasıl kapışacak arkadaşlar hep birlikte göreceğiz gerçekten çok güzel olacak. Hasan Ali ile Mbappe kapışmasını şimdi sizlerle izleyeceğiz. Hemen etkinliklere girmeden önce abi Beşiktaş forması alacağım. Çünkü en son Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını kullandım. Ve şimdi sırada abi Beşiktaş forması var. Arma değildi abi. Formaya gelelim. Beşiktaş forması seçelim. Bakın elimizde zaten Galatasaray var. Bayağı da kullanıyoruz. Şimdi sırada da Beşiktaş forması var artık. Şimdi mücadeleye gireceğiz. Ve mücadelelerden bir maç yapacağız. Bakalım maçımızın sonucu nasıl olacak hep birlikte göreceğiz haftalık mücadelemize girelim ve buradan arkadaşlar Napoli'ye karşı 94 rating Napoli'ye karşı bakalım Türkiye vs Fransa maçı nasıl sonuçlanacak arkadaşlar. Videodan sonra dediğim gibi bir tahmin yürütme şansımız olacak o tahmini de sizlerle birlikte yürütürüz e, oynanılan olaylara göre falan haydi bakalım başlayalım. Mbappe harekete gel. Mbappe, Mbappe. Umarım maçta oynayamaz. Umarım sakat olur arkadaşlar. Gerçekten hani Mbappe çünkü bayağı iyi. Bakalım hangi oyuncularla daha çok oynayacağız ama Mbappe'den ben bu kadar da beklemiyordum. Yaptığı hareket çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani uzun zamandır Rainbow görmüyordum ve gerçekten harika bir hareket yaptı. Şimdi Antoine Griezmann, Griezmann. Griezmann, Hasan, e, Hakan Çalhanoğlu, 90 ratinglik Hakan Çalhanoğlu. Fual var abi, evet. Fualle durdurdular ancak Hakan Çalhanoğlu oluyor milli gururumuza. Ne? Ne? Ben de sanıyorum ki abi Hakan çalan oluyor ya faul yaptılar. Adam kendisi faul yapmış. Haberimiz yok. Neyse Pogba. Paul Pogba. Verdi pasını Emre Belozoğlu. Çok güzel kaçtı şimdi Emre Belozoğlu. Rol Olbiol'dan kurtulabilecek mi? Emre Belozoğlu oralardan çok güzel şutları vardır bu arada. Emre Bel Özoğlu Tur bir oyun gol geldi şu anda Emre sen, Bel Özoğlu Emre Bel Özoğlu böyle Emre Bel Özoğlu Harika bir gol Ve Türkiye yine bir Türkiye bir getirdi diyebiliriz arkadaşlar Bir bir beraber olayını halletti şu anda Bakalım şimdi maçın devamında neler olacak. Pogba şimdi. Paul Pogba. Hakan Çalhanoğlu kaçtı. Çalhanoğlu'ya bir pas. Çalhanoğlu şimdi. Hakan Çalhanoğlu. Çalhanoğlu dönecek mi? Döndü. Hakan Çalhanoğlu. Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Oysa kim kullanacak? Onu da çok merak ediyorum aslında. Bakalım onu da göreceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Hemen şöyle gelelim. Maç yapmayı düşünmüyordum aslında video çok uzun olacağı için ama gerçekten maç da çok zevkli geçiyor. Gol atması çok eğlenceli. İki tane Türk bir tane şu anda Fransız gol atmış oldu bu durumda. Pogba. Mbappe. 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 Uzaklardan sert bir şut kaleci son anda kurtardı. Düz vurmak istedim. Ve... Abi korneri Hasan Ali Kaldırım kullanıyor. Kime kullanacak? Varan'a doğru. Varan. Varan. Pogba'ya geldi. Pogba ve gol. Hasan Ali asist. Pogba gol ve birbirlerine mi sarılıyorlar? Hayır birbirlerine sarılmadılar. Ve Pogba arkadaşlar. Pogba. Dep. I am the one the one. Evet. Pogba'dan da bir gol geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hasan Ali muazzam ortası ve Pogba'nın golüyle çok güzel bir gole imza attık. Gerçekten harika. Gerçekten muazzam. Hadi bakalım Pogba şimdi alabilecek mi alamadı. İki tane Fransız, iki tane Türk atmış oldu. Kante çok güzel top kaptı bu arada. Bu arada atakta arkadaşlar genel olarak e, Fransız olduğu için Türklere biraz daha öncelik vermeye çalışıyorum. Çünkü atak genel olarak Fransız dediğim gibi. Jose Calejon. Evet. Evet arkadaşlar. Kaleci Mert Günok açılıyor şu anda. Milik. Milik geldi. Mert Günok muazzam kurtarış. Mert. Bravo Mert. Bravo. Mert Günok. Aferin evlat. Çok iyi kurtarış. Çok. Emre Belözoğlu benziyor bu arada ya. Adamın tipinden anladım yani. Gerçekten Emre Belözoğlu olduğunu. Emre Belozoğlu. Emre Belozoğlu hakem bitirecek mi? Bitirmedi. O zaman Hakan'a bir pas. Hakan Çalhanoğlu oralardan güzel vurur Hakan ve gol mü? Gol mü Bakın Bakalım Türkiye Fransa'ya kaç fark edecek? Belli olmaz abi. Belki Griezmann'a çok top gelmez. Bu arada atak olarak niye Fransız fazla kullandım? Çünkü Fransa'nın kazanma ihtimali daha fazla. Ama yine Türkiye, Türk daha fazla gol atabiliyormuş. Bakın şu ana kadar öyle oldu zaten. İlk yarı 5-0 bitti. Bakalım ikinci yarıda başımıza neler gelecek. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım abi. Jose Callejon. Alan. Geçemedi. Abi neresi faal be? Bir saniye daha beklesek ölür müydük? Jose Callejon. Callejon. Geçti verdi pasını. Hamşik. Marek Hamşik. Ondan da bir pas ki Ondan da pas Milik. Umtiti. Verdi pasını Engolo Kante. Kante şimdi. Kante ilerliyor. Kante. Ver pasını abi. Güzel şimdi Mbappe. Mbappe geçebilecek mi Mario Rui? Mbappe muazzam geçti. Mbappe bir daha geçebilecek mi? Mbappe bu sefer geçmeyi denedi ama bu sefer geçemedi. Çünkü birazcık erken yaptım arkadaşlar. Alışık değilim Rainbow'a. Rulet gibi düşündüm biraz. Evet maalesef. Varan. Varan. Verdi pasını Hakan Çalhanoğlu. Hakan. Yine Hakan. Gerçekten Hakan'ın kanatından çok ilerliyoruz. Hakan Çalanoğlu içeri doğru sokulmaya çalışacaktı. Hisay top aldı. Hakan topu tekrardan aldı. Hakan içeriye kimse geliyor mu? Geldi Griezmann. Griezmann geçemedi. Koulibaly son anda müdahale. Griezmann'ın golüne Koulibaly izin vermedi. Varan, Emre Berezoğlu, Hakan verdi pasını Pogba. Ondan da pas çok kötü abi. Pogba niye böyle pas verdi ya? Pogba'dan hiç beklemediğim bir pas çekti arkadaşlar. Gerçekten hiç beklemezdim. Kante topu alır abi. Kante o topu kaybetmez. Evet sevdiğim bir futbolcu olduğunu söylemiştim. Emre Belosoğlu şimdi Griezmann. 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 Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Şu hareket gelir mi abi? Evet evet. Hepsinin de özel sevinci var abi. Fransızlara özel galiba bu. Ama Pogba yüzünden göremiyoruz ki. Adam gol sevinci Şu Pogba yüzünden göremiyoruz abi adamın gol sevincini. Her neyse maç 6-0 oldu. Bakalım şimdi sırada kimin golü var. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Pogba. Verdi pasını Hakan. Hakan. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu gidiyor. Hakan kendisi geçebilecek mi? Geçemedi. Raul Albiol. Hakan geçemedi. Bundan sonra yasak abi Hakan'a geçmek. Ee, yani denedik olmadı. O yüzden Fransız bir oyuncuya pas atmak zorunda artık. Ya da Emre Belözoğlu gelirse onu atacak. Pogba. Hakan Çalhanoğlu. Emre Belözoğlu. Griezmann. Geçemedi ama Emre'de kaldı. Emre Belözoğlu. O da geçemedi. Pas atmayı denedik. Olmadı abi. Milik şimdi. Varan alır mı? Aldı. Güzel. Mbappe. Ne oldu abi? Abi biz ne ara faal yapıyoruz? Çok faal alıyor rakip. Ben anlamadım. Hemen şöyle kante. Geçemedik. Gökhan Gönül. Hakan Çalhanoğlu. Haydi bakalım. Griezmann. Griezmann. Son dakika golü gelecek mi? Gelmedi. Ve maç beraberlikle sonuçlandı. Alalım abi Türkiye'nin. Oh. Alalım abi. Evet. Yayınlayız. Maça kadar yayında olacağız, yani HP'niz olsun, yorumlardan yeni açıklama kısmından normal live'a gelebilirsiniz, yorumlardan yeni açıklama kısmından normal live'a gelebilirsiniz. Ve bu kadroyu arkadaşlar sadece Cengiz Ünder ile kurdum Yani Cengiz Ünder'i sattım ve bu kadroyu koydum. Yani Cengiz Ünder maçta oynarsa bu kadronun 3 katı değerinde Cengiz Ünder şu anda. Gerçekten abi Cengiz in formda hali evet bu kadronun 3 katı değerinde. Her neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Şu anda normal yayındayız. Canı sıkılan gelsin abi. Maça kadar yayında olacağız. Bu video yayınlandığından itibaren haberiniz olsun. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.